Türk sinemasında değişik türlerden iş görmek çok zor. Ya saçma komediler ya da gereksiz dramatik hikayelerle karşılaşıyoruz. Tabii ki bu türlerin dışında da iyi filmler çıkabiliyor ama sayıları oldukça az. Peyami Safa'nın Aynı adlı eserinden uyarlanan Cingöz Recai, fragmanında Sherlock Holmes ve Mission Impossible tarzında bir Türk polisiyesi gibi duruyordu. Fragman iyi olmasa da yönetmenin Onur Ünlü olması ve filmin bir bölümünün Rusya'da çekilmesi emek harcandığını gösteriyordu. Türk sinemasında çok görme dediğimiz türden bir fikirle karşı karşıya olabilirdik. Bu sebeple filmin ön gösterimine kimsenin bizi çağırmamasına rağmen heyecanla filme gittik. Cingöz Recai'nin günümüze gelmesini işlemek her ne kadar iyi bir fikir olsa da film sıkıcıydı ve maalesef izlemenizi önermiyoruz. Bu sebeple eleştiri videomuzda durup dururken blok yememek için filmin video görüntülerini kullanmayacağız. Filmde yakışıklı ve çok akıllı hırsız Cingöz Recai'yi görüyoruz. Muhteşem akıl oyunlarıyla herkesi kendine hayran bırakıyor biz dışında. Bir de onu yakalamaya çalışan bir polis var. Haluk Bilginer'in oynadığı bu rolle hırsızla polisin ilişkisi bir çeşit arkadaşlığa dönüştürülmeye çalışılmış. Bu kağıt üstünde havalı dursa da pek iyi gösterilememiş. Bizim filmle ilgili en büyük sıkıntımız senaryo oldu. Diyaloglar ve karakterlerin hareketleri genellikle akıllıca ve gerçekçi değildi. Örneğin Haluk Bilginer'in kız bir asistanı vardı ve bir ara o kadar mantıksız konuştu ki kötü adamların ajanı zannettik. Ama sonunda öyle bir şey çıkmadı. Filmde bunun gibi bir sürü olay var. Konsept ve fikirler güzel olsa da Cingöz Recai oldukça temposuz ve sıkıcı hissettiriyor. Komedi de değil, iyi bir polisiye de değil. Onur Ünlü'nün stili de tam olarak filmde yok. Mission Impossible gibi filmlere benzeyen Cingöz Recai bu tür işlerle dalga geçmiyor ama çok iyi bir taklit de değil. Örneğin, sırf stili olsun diye neredeyse karanlık spor salonunda oynanan bir basket maçı var. Zack Snyder Batman v Superman'de bile bunu düşünmemişti. Başlarda Onur Ünlü'nün stili ve oyuncuların daha önce kendini kanıtlamış olması sebebiyle bunların geçeceğini düşünürken daha sonra karşımıza çok iyi şeyler çıkmıyor. Film üzerinde çok uğraşılmamış, biraz aceleye gelmiş gibi. Çünkü bu fikirlerle ve Onur Ünlü iyi bir iş çıkarılabileceğine eminiz. Cingöz Recai'de tabii ki birkaç eğlenceli sahne var ve bunlar gerçekten de iyi çekilmiş. Ama bunlar azınlıkta. Kenan İmirzalıoğlu'nun performansına çok da bayılmadık. Ama bu daha çok senaryo ve yönetmenden kaynaklanıyor. Filme olan puanımız evde dizi mi izleseydim? Son zamanlarda bizi en çok hayal kırıklığına uğratan filmlerden biri Cingöz Recai oldu. Galiba kendimizi fazla gaza getirmişiz. Ama kendinizi bu harika kamera açısının gösterildiği video içinde gaza getirebilirsiniz. Ya da Batman'in en garip versiyonlarına göz atın. Bir ara Wolverine'le birleştirmişler. Allah herkese sabır versin.